Tuğçe merhaba. Selam. Ne anlatacaksın bize? Kucağındaki kim? Kucağımdaki benim çocuğum. 1 yaşına girdi yeni. Onunla bir çekim serüvenimizi anlatmak istiyoruz size. Daha önceden bir videomuzda yeni doğan çekimlerinde aile pozlandırmaları nasıl oluyor diye ufak ufak detaylar vermiştik. Bizden çok fazla istediniz. O yüzden 1 yaş çekimleriyle ilgili aile pozlandırma videosu yapacağız. Şimdi 1 yaşları ayrı bir kategori yapabiliriz. 2 ve 3 yaşlar, hatta 4 yaşlar için biraz daha dikkat edilmesi gereken farklı konular olabiliyor. Evet. Belki ondan bahsedebilirsin Tuğçe'ciğim. Şimdi yeni doğan çekimlerinde bebek sürekli uyku halinde olduğu için ya da sürekli kucakta olduğu için hani pozlandırma konusunda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Ama 1 yaşlar daha hareketli olduğu için, 2 yaşlar daha özgür olduğu için ve daha büyük yaştaki çocuklar daha hani hareketli olduğu için tabii ki de pozlandırma konusunda biraz sınırlı kalıyoruz. Çünkü konsepti tutamıyoruz çocukları. Bu konuda ufak da bir detay verelim. Daha önceki videolarda da bahsetmişizdir. Genelde 1 yaş çekimleri 9, 10 ve 11. aylarda yapmak daha verimli oluyor. Çünkü konsepte oturabiliyorlar henüz. Kalkmamış oluyorlar. O yüzden konsepti çok daha rahat tutuyoruz. Ama daha büyük tabii ki çocuklarımız geldiğinde yine onları tutabiliyoruz. Çünkü küçük detaylarımız var. Tüyolarımız var. 1 yaş ve üzeri çocuklarda genelde aile sürekli olarak fotoğraflarda bebeğin güldüğü anı görmek istiyor. Ama tabii ki bu mümkün değil. Biz bile hani her fotoğrafımızda gülemeyiz yani. O anki durumumuz, duygu durumlarımız vesaire karışık olabilir. Kaldı ki 2 yaş ve üzeri çocuklarda birazcık krizli dönemlere denk gelebiliyor. Özellikle 2 yaş çekimleri. Evet. Bu konuda hani çocukları çok fazla sıkmamak gerekiyor. Hani sürekli kıyafetini değiştirelim, hadi şunu yapalım. Hadi bir kere gül, lütfen gül falan diye yaklaştığımızda çocuk bir hani kendini geri çekiyor. Ve daha sonrası krize dönebiliyor olaylar. O yüzden olabildiğince çocuğu kendi haline bırakmak gerekiyor. Ve biraz da çekimi bize emanet etmeniz çok daha rahat olur. Çünkü biz teknik olarak arkası planda Burçay Hanım mesela çekim yaparken biz sürekli güldürme pozisyonundayız. Ya da aile, anneler, babalar sürekli oynatıyorlar. Evet ama hani dediğimiz gibi sürekli her fotoğrafta gülmesini beklemek yanlış bir tutum. Zaten hani çocuğun her anı çok tatlı çıkıyor her fırsatta. Hani biz olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz zaten. Çocuğu biraz daha bu konuda rahatlatmak gerekiyor. Çok fazla üzerine gitmemek gerekiyor. Geldik asıl konuya. Diyelim ki bir 1 yaş bebeğimiz stüdyoya geldi. 2 konsept işte artı aile çekimi diye bir anlaşma yapıldı. Konseptlere geçmeden ilk aşamada bebeğin hem ortama uyum sağlaması için hem de kendini daha rahat hissetmesi için ve aile de çok daha fazla yorulmadan ilk başta aile çekimiyle biz başlıyoruz. Çünkü aile arka planda sürekli bebeği güldürmeye çalışacağı için bizimle birlikte fazlasıyla yorulacak. İşte saçları bozulacak, makyajı bozulacak, kıyafetine belki bir şey dökülecek, edecek. Bunu riske atmamak için ilk aşamada biz aile çekimiyle başlıyoruz. Aile çekimleri için de şimdi örnekler vereceğim size. Bazı pozlandırmalar var aslında, poz varyasyonları var. Onları yapıyoruz sıra sıra. Tercihimiz ilk başta anne ile bebeğin tek pozları. Anne, bebek, abi, abla varsa onların tekli pozları. Bu süreçte de baba karşı planda sürekli güldürmeye çalışacağı için hani gözü de babasını görecek. Annesi yanında, kardeşleri yanında. Evet. Yalnız hissetmiyor, aynen öyle. Daha sonra babayla aynı varyasyonları tekrarlayacağız. Ve en sonunda da anne, baba, çocuk ve abi, abla pozlarına giriş yapıyoruz. Konuşmanı toparlayalım. Sonra abiyle tek, ablayla tek, sonra evet, abi, işte. Abla tek, o bilmem ya ne. Bunlar zaten minimum yarım saatinizi alacak zaten. Ve bu süreçte çocuk hem ortama alışıyor, gülmeye başlıyor. Bu sefer hani fazla ilgi üzerinde olduğu için hani çok daha rahat pozlarını veriyor. Ve sonrasında konsepte geçirmek çok daha kolay oluyor. Çünkü merak da ediyor. Orada çok fazla obje var karşısında. Hani oraya dokunmak istiyor ama önce burayı bitirmesi gerektiğinin farkında. O yüzden bir merak da uyandırıyor. Bu süreçte ilk başta dediğimiz gibi aile pozlarını verdirmek çok daha verimli sizin için. Peki. Ve bizim için. Peki, mesela annesiyle nasıl poz verebilir bir 1 yaş bebeği? Evet. Ayakta mı, oturtacağız mı, ne yapacağız? Bizce ilk başta oturarak işte sandalyede oturduğumuz kucakta bebiş böyle. Daha sonra işte yanak yanağa pozlar. Sonra burun buruna pozlar. İşte anne bebeği havaya kaldırıyor, birlikte bakıyorlar. Sonra böyle bakıyorlar. gibi gibi varyasyonlar yapıyoruz. Daha sonra baba aynı şekilde ki arada bebekler birazcık sıkılabiliyor. O süreçte işte hadi atlatalım seni, zıplatalım.
gibi şeyler yaparak zaten o anda siz çekime devam ediyorsunuz. Çocuk hani bir anda modu değişiyor ve çok daha güzel pozlar çıkıyor. Mesela yürüyebiliyorsa belki ayakta el ele olabilir. Tabii anne baba böyle küçücük kalarak işte. Ortada. Küçücük kalıyorlar evet. O yüzden yani alta bir destek koymak aslında iyi oluyor. İşte bir tabure, ne bileyim bir sandalye koyduğunuzda çocuk aynı hani hemen hemen anne ile babanın boyuna denk geliyor. Kare daha şey orantılı oluyor. Bu da önemli bir detay aslında. Abi abla gelecek mesela, işte anne baba çocuk üçgeni yaptık. Baba bu tarafta, işte ben anneyim. Abi çok aşağıda kalacak tabure olmazsa. Biraz tabure koyduğumuzda o da yükselmiş oluyor ve tek bir karede dördümüzü de çok rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Dikey de çekebilir, yatay bir pozlandırma da olabilir. Aynen. Hani fotoğrafı, evet. Kesinlikle. Üçlü pozlarda üçgen dedin Tuğçe. Hı hı. Böyle modellerin birbirine yakın olması iyi bir şey. Evet, genelde hani yakın plan olduğu için çektiğimiz pozlar böyle orantısız bir görüntü hoş olmuyor. Yani böyle uzak dağınık çok uzak böyle lazım. Baba evet. Şurada, anne o bir tarafta falan güzel durmuyor. O yüzden böyle yakın pozlar her zaman için çok daha samimi gözüküyor. Daha hoş annenin gözüküyor. Kucağında bebek varken mesela anneyi oturttun ya da ayakta baba sarılıyor mesela o anda. Yani ayakta durduğunda bu sefer çok yukarıda kalıyor baba, anneyle bebek çok aşağıda kalıyor gibi şeyler. Bunlar önemli detaylar bizim için. Şimdi çekimlerde aile pozları genel anlamda hani hiç eskimeyecek. Her zaman böyle değerli olacak şeyler olduğu için. Ve çok böyle biz renk olarak genelde natural tonları tercih ediyoruz. Diyelim ki beyaz fonda çekim yapacaksınız. Pastel tonlar devreye girebilir, beyaz tonlar devreye girebilir, ekru tonlar, nude tonlar devreye girebilir. Ailenin uyumlu giyinmesi bu açıdan çok güzel gözüküyor. Diyelim ki siyah fonda çekeceksiniz. Siyah fonda da böyle daha detaylar ön plana çıksın. Daha yüzler, eller, işte çocuğun yüzü ön plana çıksın diye özellikle biz siyah rengi tercih ediyoruz. Daha kontrast yüksek oluyor ve aile ön plana çıkmış oluyor. Bu konuda da önerimiz bu olabilir. Evet, yazısız, desensiz, mümkünse çizgisiz, karesiz. Bazen bunlar mesela hani beyaz iyi. Fonda çekim yapıyoruz evet aile pozlarını ama renkli detaylar vesaire de koyabiliyoruz mesela. İşte o an fon farklı bir setup'a dönüyor ve aile çok çiçekli, böcekli, işte çok yazılı olduğunda kıyafetleri birazcık böyle kayboluyorlar konseptte. O yüzden genelde natural tonlar çok daha verimli. İlla renkli giymek istiyorlarsa da anne baba çocuk bunların birbirine koordine renkler seçmesi. Ve yine desensiz, minimal. Bu konuda biz şanslıyız tonlar. Bence. Ailelerimiz fazla uyumlu giyiniyorlar. Evet. Şimdi çekim esnasında tabii ki çocuk her dakika fotoğraf çekilmekten sıkılabiliyor. Biz onu nasıl oyalıyoruz? İşte dediğimiz gibi arkadan sürekli güldürüyoruz. İşte ne bileyim dans ediyoruz. Böyle çocuk şarkılarının fazlasıyla hakimiz bu konuda. Aşağı linklerini bırakırız. Çekimde işte bu şarkıları açıyoruz. Mesela büyük yaş gruplarında çok daha çabuk sıkılabiliyorlar. O yüzden hani hadi şimdi dans edelim, hadi şimdi zıplayalım, bakalım en yükseğe kim zıplayacak gibi gibi şeyler söyleyerek hani hem onu oyalamış oluyoruz, bir yandan da hareket etmesini sağlıyoruz ve farklı çeşitli pozlar çıkabiliyor. O yüzden olabildiğince böyle eğlence ortamıymış gibi gösteriyoruz. Sanki buraya hani fotoğraf çekilmek zorunda olarak gelmiyor. Buraya eğlenmeye geliyormuş gibi hissediyor. Ve çoğu zaman da gitmek istemiyorlar tabii. Böyle bir etken de var. Bazen de abur cuburlar da işe yarıyor. Ailelere tabii. Bir de onu söylemek lazım. Atıştırmalık bir şeyler yanlarında olsun evet. Bence çekimde. Yani veriyorlarsa tabii şeker gibi şeyler. Yani ufak rüşvetler mecburen vermek durumunda kalıyoruz çoğu zaman. Büyüklerde özellikle. Sağlıklı yani küçükler. Alternatiflerini yanlarına aynen, alabilirler. Kuru meyve olabilir. İşte çubuk kreker çok seviyorlar. Çubuk krekere bayılıyorlar. Evet. Böyle küçük ufak onları kandırabileceğimiz şeylerle de çekimi verimli hale getirebiliyoruz. Su vermeyi unutmamak gerekiyor. Evet. Tamam. Ara ara çünkü biz unutabiliyoruz. Anne baba o an telaştan unutabiliyor ama mutlaka su ara ara çocuğa takviye etmek bu konuda yararlı oluyor. Ve çekimler aslında tok karnına gelmesi, uykusunu almış olarak gelmesi çocuğun bizim açımızdan da çok iyi. Kendi enerjisi açısından da çok zaten iyi oluyor. Zaten randevu saatini de onunla çok göz önünde bulundurduğumuz evet. Bir konu uyku kesinlikle. Saati. Uykusuz vesaire olduğunda çünkü krizler çok fazla olabiliyor. Bunlara hazırlıklı çabuk olmasınız. Çabuk yoruluyorlar. Bunlar sonuç itibariyle bebek yani 3 yaş bile olsa kesinlikle. 1-2-3. Çekimleri genel anlamda 1,5-2 saat arasına yerleştirmeye
özen gösteriyoruz. Çünkü yeni doğanda tabii ki de hani 4 saati bulabiliyor çekimler. Çünkü bebek hani uyumuyor, etmiyor derken vakit hızlı geçiyor. Ama 1 yaş ve 2 yaş üzeri çocuklarda genelde çekimler 1,5-2 saat arası sürüyor. Ve hani 2 yaş ve üzerine özellikle çocuklarda maksimum 2 konsept öneriyoruz. Çünkü sabırları tükeniyor çok kolay bir şekilde. Yoruluyorlar. Evet. Ve hani yorulduklarında da verimli olmuyor. O yüzden hani çok fazla konseptimiz olsun gibi düşündüklerinde ailelerde hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü hani her pozunda güzel çıksın istiyor. Her konsepti yapmak istiyor ama çocuğun sabrı tükendiği için kıyafet hani o an istemiyor. Birazcık evet. İşkenceye dönüyor. Süreç. O yüzden hani maksimum 2 konsept bizim için daha uygun. 2 yaş ve üzeri çocuklarda en azından. Keyifli bir şekilde başlıyor, bitiyor. Herkes kesinlikle. Mutlu bir şekilde daha oyun rahat. Modunda yaşıyor ve bitiyor anlık olarak. Bugün için söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine böyle küçük belki fotoğraflardan birkaç tane buralara bırakırız. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Geçmek üzere. Görüşürüz.